Yusuf Alabarda Çarın Dönüşü Ve beklenen oldu. Günlerden bu yana dünyanın diken üzerinde takip ettiği Ukrayna krizi, Rusya'nın Ukrayna'dan bir ısırık daha almasıyla neticelendi. Gürcistan topraklarının Rus yayılmacılığına teslim edilmesini uzaktan izlemekle iktifa eden, lakin yüksek tondan da konuşmasını sürdüren Batı, 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını izlemek zorunda kalmıştı. Bugün geldiğimiz noktada Rusya'nın Ukrayna topraklarından bir ısırık daha almasını hep beraber yine izliyorlar. İkinci Dünya Savaşı öncesi Sudetler bölgesini Hitler'e vererek bir yatıştırma siyaseti takip eden ve ülkesine döndükten sonra avam kamerasında yaptığı konuşmada bu yüzyılın barışını kurtardık diyen Novel Chamberlain yerine şimdilerde elle tutulur, gözle görülür, kulakla duyulur, tek kelam etmeyen Amerika Başkanı Biden var. Batı açısından talihsizlik şudur ki, Chamberlain'e size onursuzlukla savaş arasında bir tercih sunuldu ve siz onursuzluğu seçtiniz. Şimdi savaşı kendi kapınızda yapmaya mecbur kalacaksınız diyecek bir Churchill henüz piyasada yok. Putin'in konuşması Putin'in Rus tarihine vurgular yaparak yaptığı konuşma, dünya kamuoyunda ve Türkiye'de büyük bir şaşkınlık içerisinde takip edildiyse de, günler önce bu köşede kaleme aldığım Putin'e ne önereceksiniz ve çalıntı toprak Kırım yazılarımda Putin'in kafasındaki Ukrayna'yı açıklamıştım. Putin'in çarlık Rusyası'ndan hatırlatmalarla süslediği konuşması ve Ukrayna topraklarından bir ısırık daha almasıyla bir hakikat artık gün yüzündedir. Rusya çarlığı kuşkuya mahal olmaksızın geri dönmüştür. Bu vakitten sonra Sudet bölgesiyle yetinmeyen Hitler gibi Putin de fırsat kollayarak ve zamanı geldiğinde eski Sovyet coğrafyasından ve hatta daha farklı coğrafyalardan ısırıklar almaya devam edecektir. Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri kuşkusuz bu baskıyı bundan sonra çok daha fazla hissedeceklerdir. Kafkasya, Karadeniz ve Türkistan coğrafyasına dikkat. Kazakistan'da meydana gelen olaylar sonrasında Özbekistan bu olaylardan ders alması gerekir diyerek, işaret fişeğini Putin adına bizzat ateşleyen Belarus'taki Putin'in valisi Lukashenko'nun açıklamaları, Çarlık Rusyası'nın bu coğrafyada önümüzdeki günlerde takip edeceği siyasete dair yeteri kadar ipucu sunmaktadır. Rusya, Ukrayna ve Belarus Cumhuriyetlerinin Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti bileşenleri olan Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'la birleşmesinden Sovyetler Birliği'nin oluştuğu hatırlanırsa Kiev'deki seçilmiş hükümeti devirerek yerine Rusya'ya müzahir bir hükümet ihtas etmek ve sonra da bunları Kafkasya ile federatif bir yapıda birleştirmek Çar Putin'in bir sonraki hedefi neden olmasın? Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Azerbaycan Türk'ünün kahraman evladı Mehmet Emin Resulzade önderliğinde 28 Mayıs 1918'de kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin istiklalini Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa'nın Bakü'yü 15 Eylül 1918'de Bakü Komünü adlı yapıdan kurtarmasına rağmen yaşatamamıştık. O zaman Azerbaycan'ın Osmanlı devletinden yardım talebi sonrası Anadolu evlatlarıyla Bakü'ye giren Kafkas İslam Ordusu, soykırımcı Stefan Şomyan ve ekibine ağır bir yenilgi yaşatmış, lakin bu huzur sadece 45 gün sürebilmiş, arkasından Mondros mütarekesi ve milli mücadele başlayınca Azerbaycan da Kızıl Ordu'ya yenik düşmüştü. Şuşa Beyannamesi Azerbaycan ve Türkiye'nin parlamentolarında onaylanan Şuşa beyannamesi, başta İran ve Rusya olmak üzere birçok fincancı katırını ürkütmeye yetti. İlham Aliyev'in geçtiğimiz gün Moskova'ya yaptığı ziyaret, Azerbaycan'ın denge siyaseti gütmesi adına son derece önemli bir ziyaretti. Her ne kadar İlham Aliyev bu ziyaret sebebiyle eleştirilse de, mezkur ziyaret, realist zaviyeden değerlendirildiğinde son derece anlaşılabilir bir ziyarettir. Azerbaycan'ın bölgede yaşanan gelişmeler ortadayken, işgalden kurtardığı topraklarını tahkime yönelmesi ve ülkedeki rızaya dayalı devlet sistematiğini güçlendirmesi önünde bekleyen en önemli husustur. Türkiye boğazları kapatsın şaklabanları devrede. Geçtiğimiz hafta içinde NATO Avrupa kuvvetleri eski komutanlarından General Ben Huggins Türkiye'nin Montreux kapsamında boğazları kapatabileceğini dillendirdi. Anlaşılan o ki içeride bir enver bulsalar, Sadrazam Said Halim Paşa'yı uyutup boğazlardan Amerikan donanmasını geçirecekler. Gemilerin gönderine de Türk bayrağı çektirip gidip Rus limanlarını bombalatacaklar. 15 Temmuz'da Ben Huggins'ın silah arkadaşı olan General Wattle ve ekibi başarılı olsaydı, emin olun darbeci artıklarına bunu da yaptırtabilirlerdi. Çok mu abartıyorum? Gözümüzün önünde uyuyan hücrelerine Ankara'nın göbeğinde Rus Büyükelçi'yi kimler öldürttü o zaman? Wattle değil miydi FETÖ için maalesef müttefiklerimiz tek tek içeriye atılıyor diyerek üzüntülerini beyan eden? Votel'ın müttefikleri başarılı olsaydı, emin olun Enver Paşa'nın yaptığını tekrarlamaktan imtina etmezlerdi. Biraz feraset sahibi olun. Türkiye'nin bu olağanüstü zamanlarda bir yönetim zaafı göstermemesi bu açıdan çok değerli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna krizinde ortaya koyduğu siyasetin nasıl özenli cümlelerle ifade edildiğine hep birlikte şahitlik etmekteyiz. Şartların bu kadar hassas ve kırılgan olduğu zamanlarda Avrupa kapılarında ya da haber ajanslarında S400'ler ve Türkiye'nin güvenlik siyaseti üzerinden geliştirdiğimiz popülist söylemlerle Batı'ya selam çakmak size oy yetirmeyeceği gibi millet vicdanında mahkum eder. Yusuf Alabarda Türkiye. Ersin Çelik. Popstar başkan denemesinin ağır sonucu Rus askerlerinin Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusunu işgal etmeye başladığı saatlerde sosyal medyada hararetli tartışmalar başlamıştı. Türkiye gündeminden çok sayıda uzun ve kısa analizler okudum. Rusya'yı destekleyenler, yürübe Putin diyenler de vardı, Ukrayna'yı sert direnişe davet edenler ve Zelenski'ye akıl verenlerdi. Fakat Türkiye kamuoyu diğer taraftan tek bir sorunun yanıtını merak ediyor. Olası Karadeniz Savaşı fiilen başlarsa NATO üyesi Türkiye'nin tavrı ne olur? Tabii savaşın Türkiye'ye etkileri de merak ediliyor. Bu soru Afrika'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yöneltildi ve Cumhurbaşkanı şu yanıtı verdi. Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık. Karadeniz ülkesi olmanın bize yüklediği sorumlulukları bir kenara bırakamayız. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Erdoğan hem Putin'le arası iyi olan hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü açıkça savunan tek lider konumunda pozisyonunu değiştirmeden ve de ilişkileri bozmadan diplomatik çözüm için görüşmeler yapmaya da devam ediyor. Krizin en başından beri tansiyonun düşürülmesi için büyük gayret gösterdi ve çözümüne ilişkin mesajları net bir şekilde taraflara iletti. Almanya Ukrayna'ya 5000 mifer gönderme kararı aldığı günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan kalkıp Kiev'e gitti. Dönüş yolunda ise çok manidar bir açıklama yaparak, şu anda Avrupa'da bu işi çözmeye yönelik olarak lider noktasında ciddi sıkıntı var dedi. Bu tespitin ne kadar yerinde olduğunu, Putin'le görüşmek için Kremlin Sarayı'na giden Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un oturtulduğu masadan görmüş olduk. Mesela Ukrayna'nın içine düştüğü, düşürüldüğü aciz durum aynı zamanda lidersizlik sorunudur. Son 10 yılda siyasi ve ekonomik krizlerin odağı olan Ukrayna'da halk, Putin gibi bir devlet adamının karşısına televizyon şovmeni Zelenski başkan seçmenin ağır sonuçlarını yaşayarak görüyor. Zelenski yerine Ukrayna'nın başında bir politikacı olsa mevcut görüntü değişir miydi peki? Bu sorunun yanıtını Ukrayna'da son 10 yılda yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin etkileri üzerinden vermek gerekiyor. Ukrayna halkının güvenip seçtiği liderler yolsuzluğa karıştı. Politikacılara olan güveni sarsılan halk da 2015'te ekranlara gelmeye başlayan Halkın Hizmetkarı adlı televizyon dizisinde Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı canlandıran Zelenski'yi 4 yıl sonra ekrandan alıp Cumhurbaşkanlığı makamına oturttu. Oysa 2019'daki seçimlerin ikinci turundan önce ülkedeki milliyetçi aydınlar bugünleri görmüş, ve Zelenski gibi deneyimsiz birine oy vermenin ülkeyi yıkıma sürükleyeceğini açıklamıştı. Seçimlerin galibini elbette halk belirledi, lakin belirleyici olan rating sonuçları oldu. Zelenski fenomen başkanlar çağının ilk örneği, Rusya tarafından işgal edilmek istenen Karadeniz ülkesini batılı devletlerin komutlarıyla yönetmeye çalışıyor. Ortaya siyasi irade koyamıyor. Savaş kapıdayken bile işi şakaya vurmaya devam ediyor. Münih Güvenlik Konferansı'nda kulaklığının çalışmaması üzerine siber saldırı şakası yaparak görüyorsunuz Rusya burada değil ama burada diyebiliyor. Başkanlığa seçilmeden iki yıl önce dizilerde boy gösteren Zelenski'nin seçilme potansiyelini kimler keşfetti, kimler teşvik etti, ve aday olmasını desteklediyse, şahsi kanaatim içinde bulunduğumuz günleri de öngörmüşlerdi. Önce Halkın Hizmetkarı adlı popüler dizi, 2018'de aynı adla siyasi partiye dönüştürüldü. Ardından da dizide Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan 30'lu yaşlarındaki lise öğretmenini canlandıran Zelenski, partinin başına geçti. Bir yıl sonra da girdiği devlet başkanlığı seçimlerini %73 oy alarak kazandı. Şu günlerde tüm dünyanın gözlerini üzerine çevirdiği Zelenski'nin hikayesi bu kadar basit işte. Siyaset kurumları gücünü ve özellikle genç seçmen üzerindeki etkisini koruyamazsa, içinde bulunduğumuz etkileşim çağında ülkelerin siyasetine yön verecek liderler Ukrayna'da olduğu gibi sosyal medyadan çıkacak. Takipçisi fazla olan, Etkileşimi, reytingi yüksek sosyal medya fenomenleri ülkeleri yönetmeye talip olacak. Seçilmeyeceklerinin hiçbir garantisi yok. Aksine muazzam bir gücü arkalarına alıp yarışacaklar. Çok uzak değil. Bu seçim olmazsa sonraki seçimlerde Instagram'dan, TikTok'tan, YouTube veya Twitch'ten fırlayan adaylar çıkacak halkın karşısına. Takipçilerinden paylaşım desteği yerine oy isteyecekler bu sefer. Hülasa Zelenski ve Ukrayna'nın içine düştüğü çaresizlik, popstar başkan denemesinin dünyanın başına açtığı son en büyük bela olarak karşımızda duruyor. Ersin Çelik, Yeni Şafak